Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli dostlar, sevgili kardeşlerim, FM TV'ye Tefekkür Zamanı'na hoş geldiniz. Rabbim tesirli programlar yapmayı inşallah bizlere de sizlere de ikram eylesin. Recep ayımız şimdiden hayırlı mübarek olsun. Dedik ya, sayılı günler çabuk geçer. Bakın bir haftamız geçmiş bile. Ve bu aylarda yapacağımız en mükemmel dua ile inşallah programımızı açalım. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Bu duayı bol bol inşallah okuyalım. Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını mübarek eyle ve bizi Ramazan Şerif ayına ulaştır. Manası da budur arkadaşlar. Bugünkü konumuz ahir zamanda Müslüman olmak. Konuklarımız İbrahim hocamız ve Mustafa hocamız da yine her zaman olduğu gibi beraberiz. Derviş hocamızın mazeretinden dolayı aramızda olamadığını belirttikten sonra numaramızı söyleyelim ve programımıza başlayalım. 0532 236 5478 numaralı hattımıza inşallah siz de görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. İbrahim hocam, ahir zamanda Müslüman olmak dersek ne buyurursunuz? Buyurun, mikrofonu sizde. Evet sevgili hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli seyircilerimiz, değerli abilerim, kıymetli ablalarım. Elhamdülillah bu hafta da sizlerle beraberiz. Hakikaten ahir zaman dediğimizde insanın gerçekten tüyleri diken diken olmaması elde değil. Çünkü ahir zamanda biliyorsunuz bütün günahların arşa dayandığı, bütün olayların, bütün yasak olan işlerin yapıldığı bir zamana zamanı anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Biz de ne yazık ki bu zamana denk geldik. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum ben. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshabıyla otururken eshabına şöyle diyor. Ey eshabım diyor. Ben diyor ahir zamanda diyor beni seven ümmetimi, kardeşlerimi çok özledim diyor. Ey Allah'ın Resulü diyorlar ya, biz senin kardeşin değil miyiz? Biz senin eshabın değil miyiz deyince, sizler benim eshabımsınız. Siz diyor beni gördünüz, benim mucizelerimi gördün, benimle beraber oldunuz ve bana öyle iman ettiniz. Ama ahir zamanda öyle bana inananlar, beni kabul eden ümmetim olacak ki diyor, onlar diyor hiçbir mucize görmeden, hiç beni görmeden, sohbetime katılmadan, benden istifade etmeden bana iman eden o diyor ümmeti görmek istiyorum, o kardeşlerimi çok özlüyorum diye söylüyor. Bu hadis-i şerif elhamdülillah bize hakikaten ışık oluyor. Bizim gönlümüzü, gönül güneşimizi aydınlatıyor. Şükürler olsun. Ama yine başka bir hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim kavmim diyor Kur'an'ı terk etti. Ahir zamanda benim kavmim, benim ümmetim Kur'an'ı terk etti. Hakikaten şöyle bizim yaşantımıza, çevremize, arkadaşlarımıza, etrafımıza baktığımızda gerçekten gençlerimizdeki bu İslam'dan uzaklaşma, insanlardaki namaz kılmama, tesettürsüzlük, buz, faiz, zina, içki, bela, fuhuş, hırsızlık, her şey arşa dayanmış. Ahir zamanda olması gereken her şey oluyor. Kıymetli Müslümanlar, hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis-i şerifi ne buyuruyor? Ahir zamanda diyor, imanını muhafaza etmek, hakikaten İman ettim deyip o iman kelimesini, imanın hakikatini elinde tutmak diyor böyle. Elinde tutmak ateşi ateşi, kor ateşi elde tutmak gibidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim inşallah imanımızı muhafaza etsin. O dereceye düştük yani. Artık sünnetler, vacipler, nafileler, işte 3 aylardayız. Hocamın dediği gibi Recep ayında ne diyor Mevla Teala? Recep ayı benim ayımdır. Bu ayda kim tövbe ederse herkesin tövbesi kabul. Elhamdülillah. Mevla Teala tabiri caizse bizi affetmek için bahaneler aradı. Şu ayda dahi insanlarımız, müminler yani Allah'a, peygambere iman etmiş kimseler ne yapıyor? Rahat rahat adam hala yine namaz kılmayabiliyor. Yine faize bulaşabiliyor. Yine tesettürsüz gezebiliyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki ölenler hiç onun akrabası değilmiş gibi, sanki terazi mizan kurulmayacak, hesaba çekilmeyecekmiş gibi hiç ahireti hatırlamadan hayat sürüyoruz. Çok enteresan. Hakikaten şaşırıyorum insan. Yani şaşırmama geldi değil. Sevgili seyircilerimiz, insan şöyle gerçekten aklı selim bir insan, hakikaten kamil mümin bir insan, bir Müslüman bugün ben ne yaptım?
Ne yapabilirdim? Allah için ne yaptım? Ahir zamandasın. İnsanların oluk oluk akın 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 harama bulaştığı, oluk oluk haram yolda koştuğu bir zamandayız. Peygamberimiz de buyurduğu gibi ahir zamandayız. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Binaların diyor yükseldiği zaman, doğudan ateşin yükseldiği zaman, zinaların, faizin, haramın çoğaldığı zaman, o zaman neyi bekleyin? Helakı bekleyin. Dünyanın yıkılışını bekleyin diyor. Hadis-i şeriflerde öyle geçiyor. Lakin kıymetli Müslümanlar, peki biz neyi bekliyoruz Müslüman olarak? Bir mümin olarak neyi bekliyoruz? TikTok'larda orada burada, yani insanlar o kadar enteresan şey ki hiç Allah'ı hatırlamadan, Allah'ı hiç düşünmeden, Rabbim bu işten razı mı, benim yaptığım bu işten peygamber memnun mu değil mi hiç düşünmeden harama insanları teşvik etmeye kadar gidiyor. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Gerçekten bu zamanda, ahir zamanda sevgili Masum Hocam buyurdu ki ahir zamanda dedi bir Müslüman, çok basit, ahir zamanda bir Müslüman 5 vakit diye namazını kılsa bu zamanın evliyasıdır. Elhamdülillah. Hakikaten öyledir. 5 vakit namaz kılmak artık o kadar zor bir hale geldi ki adama namaz kıl diyoruz. Ya hocam kılacağız işte 40'ından sonra kılsak olmaz mı? 40'ına kadar az sonraya garantin var mı ya? 1 dakika sonraya garantin yok. Ama hep bir erteleme, hep bir cesur bir haykırış, cesur bir yaşantı tarzı, Rabbim hepimizi muhafaza eylesin inşallah diyorum. İbrahim Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten ahir zamanda Müslüman olmak zorlukları yanında çok kolaylıkları da var. Çünkü aynı mükafatı rahmet. Mükafatı çok hocam. Biri artık 100 var, bire 1000 var. Eskiden Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde çok özür diliyorum. Ya bire 1 vardı. Niye? Zaten şeriat yaşanıyordu. İslam her tarafa hakimdi. Harama o kadar kolay ulaşım yoktu. Ama bu zamanda öyle değil ki hocam. Anında ulaşabiliyorsun. Anında ne yapıyorsun? Harama ulaşma şansın var. Artık haram parayla helal bedava ama yine insanlarımız ne yapıyor hocam? Harama gitmek için akın akın sürükleniyor yani. Acayip bir durumdayız hocam. Ya ahir zaman dedikleri zaman bu olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Aynen. Dediğim gibi daha önce İslam yaşanıyordu, şeriat yaşanıyordu. Lakin şimdi o kadar yaşanmadığından dolayı Mevla Teala verdiğini geri almayacağından dolayı aynı rahmet yine veriliyor. Evet. Ama talibi az olduğu için kişi başı milli gelir, milli sevap hanemiz daha çok yazılıyor. Daha çok aynen hocam. Tabii ki mübarek aylara girdik. 3 aylar malumunuz. Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Yani Rabbimiz bizi affetmek için bütün sebepleri ortaya koymuş. Biz eğer affolmayı istiyorsak, Allah'ımızın rızasını kazanmak istiyorsak bu yoldan, bu silsileden geçmek lazım. Mesela ne yapabiliriz hocam? Bol bol ibadet yapalım arkadaşlar. İbadeti biraz detaylandıralım. Namaz kılabilirsiniz mesela, kaza borcunuz varsa. Dua yapabilirsiniz. Nafile namaz kılabilirsiniz. Oruç tutabilirsiniz. Sadaka verebilirsiniz. Bir güler yüz sadaka ya. Asık suratlıysan bir bak aynaya, kendini tespit et, biraz daha gülümser ol. Bu bile büyük bir başarıdır. Recep ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, çok önemli bir hadistir arkadaşlar, pür dikkat dinleyelim, tekrar yok. Kim 7 gün oruç tutarsa, 7 gün oruç tutarsa cehennem kapıları kapanıyor. Kim 8 gün oruç tutarsa cennet kapıları ardına kadar açılıyor. Allah açtığını bir daha kapatmaz. Unutmayın arkadaşlar. Gücün bu kadarsa cennet kapılarını açtın, kurtardın. Allah'ın vaadi haktır hocam. Kim, amenna, kim 11 gün tutarsa mahşer günü ayın 14'ü gibi parlayacak. O kişi böyle parmakla gösterilir kalitede olacak. Son 16 gün kim tutarsa 0 kilometre defter. Nasıl oluyor? Sana ne? Bana ne? Kainat onun, sen onun, ben onun. Allah, vallahu ala kulli şeyin kadir. Kün, feykün. Allah affettikten sonra sana ne? Bana ne? Sen tut, affetmiyorsa mahşerde görüşelim. Buyurun, Recep ayının fazileti mesela. Dualar, işte teheccüdler, tesbihler, zikirler, Kur'an'lar vesaireler. Bir de bunu yaptığın zaman şurada, yani şu günden başlasa insan 16 gün sonra defteri sıfırlanıyor ya. Ve samimiyetimle söylüyorum. Bu gece niyet etseniz 16 gün tutmaya veya 7 gün tutmaya, ne kadar gücünüz varsa, peş peşe olma şartı da yok. Bir ay gün aralıklarla da tutabilirsiniz. 3 gün tutup 2 gün de tutmayabilirsiniz.
Bunu başaramadan ömrünüz yetmezse Mevla Teala o ameli size tamamlamış muamelesi göreceksiniz. Hani derler ya, bir insan hafız olmaya niyetlenir veya ilim olmaya, ilim tahsil etmeye niyetlenir. O ilmi tamamlayamadan ölürse kabri de tamamlanır diyor Efendi Hazretlerimiz. Bu ameller de onun için bak. Recep ayındayız. Mübarek Allah'ın ayı. Şaban ayı Efendimiz'in ayı. Ramazan-ı Şerif bizim ayımız. Ramazan-ı Şerif'te mesela Kadir gecesi var. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Muhteşem. Bin aydan daha hayırlı. Kadir suresinde geçiyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece. O gecenin en az ihyası, akşam yatsıyı sabah cemaatle kılmak, sabah cemaatle kılmak. Yani geceyi tamamını ibadetle geçirmiş sayılıyoruz. Biz şükürler olsun mescidimizde sabaha kadar zerre taviz vermeksizin böyle full time ibadetle geçirmeye çalışıyoruz. Size de tavsiye ediyoruz. Mesela Ramazan-ı Şerif ayıyla alakalı. Şimdi konuşurken hocaları mahvetsin, sözlerini kesmiş olduk biraz. Estağfurullah. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Cebrail Aleyhisselam'ın yaşadığı bir olay var daha doğrusu. Efendimiz Aleyhisselam bir gün minbere çıkıyor. Bir basamak daha, bir basamak daha. Her basamakta amin diyor ve aşağı iniyor. Bütün mevzu bundan ibaret. Sahabe-i kiram efendilerini soruyor. Ya Resulallah, 3 kere amin dediniz, indiniz. Bunun hikmeti nedir? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam bana geldi, siz onu görmediniz. Dedi ki birinci basamakta, kim dedi senin anılır da ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin isminin peşine salavat getirmezse Allah onun burnunu sürtsün diye dua etti. Ben amin dedim, siz benim amin dediğimi duydunuz. İkinci madde, kim anne babası kendi yanında yaşlandığı halde onların rızasını alamadan öldülerse Allah onun da burnunu sürtsün dedi. Ben ona da amin dedim. Üçüncü madde konumuzla alakalı. Ve kim Recep-i Şerif ayına, Ramazan-ı Şerif ayına kavuşur da kendini Allah'a affettiremezse onun da burnunu sürtsün dedi. Buna da amin dedim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onlardan değiliz inşallah. Biz Rabbimizin rızasına ve affına inşallah Recep ayının girdiği ilk gecede gayet gecesi nail olmuşlardanız diye umut ediyoruz. Hem sizin hem kendi adımıza. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Amin hocam. Hocam bir de ben bir... Buyur hocam, sorulara geçelim. Bir şey söyleyip sorularımıza geçelim inşallah. Tamam. Bir de şu pencereden bakmak geldi gönlüme. Ya şimdi hocam, bizim o kadar İslam'la İslam'a o kadar çok saldırı oldu ki, yani insanlar da, yeni yetişen nesil de artık kafası karışmaya başladı. O kadar çok bidatlar ortaya çıktı ki hocam. O hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor, şu hoca böyle diyor. Herkes bir hoca oldu. Herkes bir din meselesi koydu. Ya tabiri caizse bir din koydu. Ya insanlar da ya hangisine inanacak, hangisine inanmayacak? Çünkü biz toplum olarak araştırmayı pek sevmediğimiz için, okumayı da sevmediğimiz için. Yusuf Hoca böyle konuştu. Yok Mehmet Hoca böyle konuştu. Hangisi diye bu sefer çelişte kaldığı için kendi kafasında hangisine yatıyorsa bence diyor bu doğru, oradan yürüyor. Hakikaten yani şart, yani inanç konusunda biraz daha olay ne yapıyor, İslam konusunda daha çok zorlaşıyor olay bu sefer. Yani çok çeşitlilik ortaya çıkınca, halbuki Kur'an ve sünnete göre bir tanedir. Ama bugün Selefi'si olsun, Şiası olsun, bilmem nesi olsun, Mutezilesi, işte putperesi, ateisi, deisi, bilmem nesi, kaç tane din çıkıyor. Bu sefer ister istemez gençlerimiz de sosyal medyada biraz aktif çalışıyorlar bizim gençlerimiz. Elhamdülillah o konuda bayağı bir iyiler. Bu sefer deizme bakıyor, ateizme bakıyor, Selefi'ye bakıyor, Caferi'ye bakıyor, Şia'ya bakıyor. O öyle diyor, bu böyle diyor. Bu sefer de ya ben hiçbirine inanmıyorum diyor, Allah muhafaza. Böyle bir çelişkiye düşüyor. Yani ahir zamanda iki kat daha işimiz zor olmuş oluyor. Rabbim hepimizin çocuklarını, evlatlarını muhafaza etsin diyorum. Gerçekten hakiki ehli sünnet hocalarıyla beraber Kur'an ve sünnet ölçülerinde dinini muhafaza etmeyi nasip etsin diyorum inşallah hocam. Amin inşallah. Bu tarzda bugün ben bir telefon mesaj aldım. Bir tane biyoenerji uzmanı olduğunu söyleyen birisi ve kendi ünvanına da hoca künyesi takmış. Diyor ki karşı tarafa, kadına, benim de sana dokunmam lazım diyor. Ki kötü enerji alayım senden diyor. Bunu bana söylüyor. Kadın bunu söylüyor yani. Bunu yaz hocam, bu ne diyor? Diyor. Biraz feraset sahibi olmak lazım. Allah'tan biz bu hanım kardeşimize ulaşmışız da bir şeyleri bize söyleyebiliyor yani. Ya ulaşamayanlar. Bu adam, milyonlarca var hocam. Ve bu adam yani
rakam bilmiyorum da çok şeye ulaşmış bu şekilde. Yani. Ve sağlam para alıyor, sağlam para kazanıyor. Deli paralar, evet hocam. Ve şeriatsız, ya şuna bakmak lazım kıymetli Müslümanlar. Bir işte şeriatsızlık varsa oradan uzak durun. Bu adam ki uçuyor, bu adam ki işte malzemeleri, eşyaları kaldırıyor, uzak durun. Şeriatsızlık varsa uzak durun. Yoksa baş tacı yapın. Bütün şifre bundan ibaret yani. Asıl sorumlu olan bizleriz aslında. Çoluk çocuğumuzdan da bir sorumluyuz. Biz yani Müslümanlar basiret sahibi ve feraset sahibi olmalıyız. Ölçümüz peygamberse, ölçümüz Allah dostlarıysa, onun yolundan gelenlerse silsile belli ya. Yeniden bir din çıkartmaya gerek yok yani. Dolayısıyla ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız inşallah. Hiçbir bir şey bilmiyor. Sizin için demiyorum. Etrafınızda var böyle insanlar. Yok demeyin, var. Çocuklarınız var belki de. Biz sosyal medyada canlı yayın yapıyoruz. TikTok, Instagram, YouTube. Ne sorular geliyor. Aman yarabbim. Nutkum evet. Tutuluyor yani. Şaşırıyor hocam. Yaşları bir görsen. Evet, ya hocam. TikTok alimi almış başını gitmiş. Çarşaflı büyücü gördüm bugün ya. Subhanallah dedim. Subhanallah. Ya. Vallahi billahi ya. Çarşaflı büyücü gördüm ya. Daha neler göreceğiz. Sen o çocuğun eline telefonu verdin ya. Geçmiş olsun. Bitti o iş. Çocuğunu kaybetti. Nereye giriyor bak. Ne izliyor bak. Ne konuşuyor bak. Ne kadar değişiyor konuşmalara bak. Çocuğunu tespit et. Televizyon, internet, telefon, sosyal medya. Vallahi çocuklarımız bizden aldı. Sen, ben, bizim çocuklarımızın ancak biyolojik babası oluruz. Eğitmeni olamıyoruz. Öğretmeni olamıyoruz. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Abi, abi, evet, sorularımıza hocam. Geçelim. Evet hocam. Mustafa hocamın kızdığını hissediyorum. Çok konuşayım diye bana kızıyor. Çocuklarınızın ne izlediğine bir bakın diyor. Babalar da bakmaya başladı. Dur biraz da ben seyredeyim falan. Onlar eğitmen olsun diye. Babalarımı düşman olsun. Tezgahı diyelim inşallah. Ya hocam çocuğum ocuğu yok. Herkes bakıyor. Hocam büyükleri geçti, kaybettik yüzüyle bakıyorum. Şu olmasa yeni gelen nesli kurtaralım. Evet hocam. Dindar nesil derken İslam'a kindar bir nesil yetişmeye başladı yani. Ya bu... adama kelime-i şehadet diyorlar. Ben Müslüman değilim diyor adam ya. Neresi burası biliyor musun? İstanbul. Eminönü'nde soruyorlar. Evet hocam ben de sizi. İstanbul. Ben hocam ona eskiden da... cesaret edemezlerdi bunu söylemeye yani. Bu reyting diye yapılan bu sorular çok yanlış bir şey. Çünkü insanlar eğer çok konuşmaya alışkın değilse ekran yüzüne, kameraya, bu bir yere bir çıkıyor mesela, dili tutuluyor adamın. Söylememek için ben bilmiyorum diyor veya kabul etmiyorum diyor. Böyle bir sen Müslüman mısın? Bir şehadet getir bakalım filan. Bu röportaj yapanlar da bu ağır vebal altındalar yani bu konuda. Tamam işte. Adam bilmiyorum diyor veya okumuyor. O heyecandan veya bir endişe oluyor. Bu sefer başka ifadeler kullanıyor. O röportajı yapanların da öyle bir hakkı yok İslam'da yani. Sen yani yanlış anlama. Onların kendisi de Kur'an-ı Kerim'i düzgün bilmiyor. Ben birkaç tanesine başkaları aracılığıyla böyle şey yaptı. Hocam dedi bir sen oku diye. Hani herkese soruyorsun da sen bir oku dediler. O da bilmiyor dedi. Yani. O da bilmedi kaldı. Evet. İşte o da bozanların içinde. İşte çocuklarımız o tiplerden kurtarılımın derdindeyiz yani. Reyting yapıyor. Ha, vallahi billahi nasıl kurtaracağımızı da bilmiyorum. Bak işte, yemin ediyorum. Ahir zamandayız zaten şeyimizin, programımızın konusu sen ne hocam? Çocuğu, ahir zaman. Al hocam. Bak bir tane biraz önce mesaj geldi. Hemen okuyayım. Programdan önce. Programdan önce geldi ama okuyalım. Neyse hocam sen sorulara geç de. Yani durumumuz vahim. Ya, hadis-i şerifte de hocam buyuruyor ya. İslam'ı savunanların kendisi de İslam'ı bilmiyor. Ya enteresan olan bir şey o. Adam diyor ki bir şehadet getir şunu okur musun diyor. Kendisi Kur'an okumayı bilmiyor. Namaz kılıyor musun diyor. Kendisini hiç camide görmedik yani mesela. Enteresan şeyler yani. Evet soruyu buldum hocam. Bak. Selamun aleyküm hocam. Bu programdan önce 6'yı 4 geçe atmış bana. 6 yaşında kızım var. Çok agresif, huysuz, hiç laf söz dinlemiyor. Dediğim dedik hep kendi isteğini yaptırıyor. Yapmazsak agresif oluyor. Her şeye daralıyor, canı sıkılıyor, evde durmuyor, ev hariç her yere gidiyor. Evde gece olmaya başladığı zaman sıkılıyor, daralıyor, hiç söz dinlemiyor falan diye uzuyor böyle yani. Ben dedim ki televizyondan, internetten, telefonundan, TikTok'tan uzak tut dedim. Böyle başlar çünkü bu işler. Bu 6 yaşında çocuk ya. Psikolojik rahatsızlığı mı olur yani? Hocam, geçen, 6 yaşında bu çocuk. Geçen hocam ne dedi? Artık dedi, çocuk yok. Çocuk diye bir kavram yok dedi. Subhanallah. Yani... Artık çocuk eskiden hala eski dedelerimiz, amcalarımız ne yapıyor? Telefonu açamıyor. Ama bugün çocuğun eline bir veriyorsun telefonu. YouTube'a giriyor, TikTok'a giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor. Ya ama dedemiz şu an hala Anadolu'da dedemiz telefonu açamıyor.
O yüzden hocam dedi ki, Masum hocam, sevgili Masum hocam, çocuk demeyin dedi. Genç. Genç artık, çocuk gözüyle bakmayın. O her şeyi dedi, daha çabuk algılıyor, daha çabuk öğrendiği için dedi, çocuk yok. Evet. Rabbim korusun inşallah neslimizi, çocuklarımızı, ama inşallah. Burada bize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Kesinlikle hocam. Bizim bir an bile bana ne deme şansımız yok. Bana ne? Vebali büyük olur hocam. Böyle gözden kaçırma şansımız yok yani. Hangi ortamda, hangi platformda olursa olsun, internette bakarken bile orada yine kayıtsız kalmamak lazım. Ben bir tane çarşaflı kadın yayın yapıyordum. Ben bu konuda çok hassasım. Yazdım ve üstüruklu yazdım yani. Hazreti Fatıma annemizin kıyafetine saygı duymak lazım, güzel kardeşim falan. Şuna bak diyor, bilmem ne diyor falan filan. Beni yayınlara, beni koy. Senin ne işin var burada bana diyor. Evet. Ulan biz burada kendini teşhir etmiyoruz. Biz Allah rızasını TikTok'ta ders yapıyoruz, Kur'an okuyoruz, dua ediyoruz vesaire. Evet. Sen çıkmışsın. Ya haram olan sesinle orada senli benli konuşmalar yapıyorsun. Bunu din adına yapıyorsun. Sohbet ediyorsun güya orada. Ve sonra hocam işin enteresan tarafı, bütün çarşaflar aynı kefeye giriyor. Evet. Bütün çarşaflar aynı kefeye koyuyor. Bakıyor adam. Aa diyor, bu çarşaflar demek ki böyle diyor. Herkes aynı kefeye koyuyor. Ahir zamanların üstüne olmak zor. Evet ama hocam. Dediğin gibi bir o kadar da kolay inşallah. Peki. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kahramanmaraş Afşin'den diyor. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam eşime yardım ediyorum. Bana kılıbık diyorlar. Üzülüyorum bu duruma. Ah, Mustafa hocanın uzmanlık konusu. O da çok yardım eder Allah için. Ya vallahi niye kılıbık diyorlar anlamadım. Yani bir de başkalarından, yani eşinize yardım ettiğinizi başkalarına niye anlatıyorsunuz ki yani? Başkası enteresan. Derken akrabasıdır hocam, belki göreni vardır. Bilmiyorum. Annesi var. İnsanın annesi bile dedikodu yapıyor artık yani. Ama yardım etmenizde hiçbir sakınca yok. Çünkü bu iş madem kılıbılıksa, bizim örneğimiz, önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, Resulullah'tan daha kılıbık kimse yokmuş yani. Kendi söküklerini peygamberimiz kendi diker, pazara kendisi gider, alışverişlerini yapar. Evde de annelerimize çok yardımcı olurmuş yani Peygamber Efendimiz. Sonra Alaeddin Efendi Hazretlerimiz var. Mesela bizim Mahmud Efendi Hazretlerimizin mürşidi, dört büyük mezhebin hepsinin fetvasına hakim büyük mezhep imamı. Alaeddin Efendi Hazretleri çamaşırları hanım anne, hacı anne yıkadığı zaman o gün yemek yaptırmazmış. Kuru ekmek yanına bir katık alırsa alır, asla yemek sofrası, kahvaltı vesaire yaptırmazmış, çamaşırları yıkıyor diye. Mesela hocamız aile, huzur, yani bunu kılıbıklıkta bir huzurlu bir aile reisi olarak kendini tanımlar. Fevkalade yardımı vardır. Mesela biz talebeyken olsun, hocayken olsun, bazen evine davet eder, kendisi hazırlar. Misafire ikram etmeyi sever. Evdekiler yani. Bunun kılıbıklıkla hiç alakası yok. Yardımseverlik kılıbıklık değil yani. O yüzden eşinize yardım etmeye devam edin. Ama bundan al şey yani, hani ne derler? Alınmamanız lazım yani bu ifade. Başkaları bir şey dedi diye siz kötü bir şey yapmayın. Ben de bir iki cümle eklemek istiyorum hocam. Bir insanın eşine yardım etmek... duydunuz tabii. Uzmanlıklar göçtü televizyona. Bir insanın eşine yardım etmesi, ona sevgisini sunması demektir. Ona kıymet verdiğinin, değer verdiğinin, onu sevdiğinin ölçüsüdür. Demek ki sana öyle diyenler, hiç onların eşleri onlara sevgi ve değer göstermemiş gibi olur. Çünkü insanın eşine değer vermesi, hayatı beraber paylaşması kadar güzel hiçbir şey olamaz derim inşallah. Ya hiç yardım etmese bile bir insan eşine, en azından iyi ahlak sahibi, iyi huylu, iyi konuşmalı olabilir yani. Mesela eşine bağırıyorken tanımadığın bir hanım arasa, bir kadın arasa, yani bir iş yaptığın biri olabilir. İşte veya ne bileyim bir kurumsal firmadan telefon şirması falan arayabilirler. Hemen kırılıyorsun. Evet. Ulan hiç tanımadığın kadına kırılıyorsun. Bir laf söyleyeceğim şimdi. Yıllardan beri sana kadınlık yapmış, çocuk vermiş, büyütmüş, yedirmiş, ehline, namusuna, namazına, ibadet sahip çıkmış, yetiştirmiş, sana karılık yapmış, hizmetini yapmış, ütünü, yemeğini, bulaşığını yıkamış. Günah mı girdi bu yani? Hocam, bir güzel lafı çok görüyoruz yani. Ben de burayı anlayamıyorum. Şurada yani bir şey söylemek istiyorum. Rabbim nazardan da korusun inşallah. Amin. Biz 13 kardeşiz. Çok özür dileyerek söylüyorum. Annem hayvanların ihtiyacını, yiyeceğini, suyunu vermeye gidince babam bize evde kahvaltı hazırlardı hocam. 13 çocuğa kahvaltı hazırlardı. Yani babam hayvanlara bakmaya gidince annem hazırlardı. Annem gidince babam hazırlardı bizi. Yani o yüzden hayat paylaştı güzel. Rabbim nazarında da muhafaza etsin diyorum inşallah. Ne diyoruz o sloganımız? Yaşatın kılıbıklık mı diyoruz? Peki hayırlı akşamlar hocalarım. Bir haram işlendiği zaman ve bunu gördüğüm zaman ikaz ediyorum.
Bana, sana ne diyorlar? Ben de dilsiz şeytan olamam diyorum bu duruma gelmiş. Kırılır diye kimse doğru olarak konuşmuyor. Allah evet. Bu kolaylıklar versin. Ama İslam'da emri bil maruf'un da belli özellikleri var. Şimdi ben doğruyu anlattım yok. İslam'ın belli şartları vardır yani. Emri bil maruf yaparken bir kere öncelikle niyetiniz halis. Öncelikle teşekkür ederim, tebrik ederim. Allah razı olsun. Ama işlenen günah üzerinden emri bil maruf yapılmaz. Mesela özür diliyorum. Alkol içen bir toplulukla karşılaştığınız zaman ona Kur'an sevgisinden, Allah sevgisinden bahsedeceksin. Ben bir tane olay anlatayım. Dün akşam birisi el etti, aldım, arabaya geliyoruz. Bizim burada biraz otobüs minibüs sıkıntısı oluyor Beykoz Çavuşbaşı'nda. Ama şeyi belli yani hani ne derler kokusundan, duruştan. Bir şey demedim. Ne haber abi, nasılsın, ne var ne yok, çoluk çocuk. Konuyu hiç şeye getirmedik alkole. Ondan sonra bir başladı ağlamaya. Yarım saat ağladı. Ağladıktan sonra işte ben münafığım dedi. Ben işte şöyleyim böyleyim. Ben kendisiyle sadece İslami şeyleri konuştum. Allah'ın seni sevdiğini. Allah beni de seviyor ama seni de seviyor. İmanın varsa ağlıyorsun. Yoksa niye ağlayacaksın ki? İnsan sevdiği ya, bir şeyden ağlamaz. Çok önemli. Sen dedi şu an bak imanından dolayı ağlıyorsun. Demek ki sana daha tövbe kapıları ver. Allah sana illa nasip eder. Konuyu hiç alkole getirmedim yani ama elhamdülillah. Allah'tan, sevgiden, duadan vazgeçme, bunu yapıyorum diye ibadetlerden vazgeçme, cumadan vazgeçme gibi. Yani İslam'da emri bil marufta işlenen hata üzerine emri bil maruf olmaz. Başka evet. Konular anlatılır. O konuya zaten konuşan kendisi girer yani o hatata olan. Bir de üslup de var mesela. Kavlen leyinen var. Mesela Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'e falan böyle cübbesini sermiş. Yere otursun diye yani İslam'ı sevdireyim diye. Şimdi emri maruf haram işliyorsunuz oğlum siz gavursunuz filan. İslam'da böyle emri maruf yok. Adama hakaret ediyor, küfür ediyor. Sizin gibi Müslümanım ben ta diyor. Bir alıyor oradan küfürler müfürler. İslam'ı anlattık inanmadı. Gavur ya bunlar zaten. Ya onlar gavur değil belki sen gavur ettin ama onları yani. Onlar bir daha İslam'a dönmez. O yüzden kavlen leyinen çok önemlidir. Güzel, tatlı söz bir de aynı günahın üzerinde değil. Allah'ın onları sevdiğini onlara izah etmek lazım. Mesela küçük bir detay. Adam alkol alıyor. Gittin kardeşim alkol falan filan haramdır, günahtır, cehennem falan filan söyledin. Adam derse ki ya bu zamanda alkol haram mı olur kardeşim? Adamı kafir yaptın. Direkt gitti. Sen gidene kadar günahkardı. Sen gittin damarına bir bastın, zıplattın adam kafir oldu. Aynen hocam. Enteresan o olan alkol faize göre daha basit bir haram. Ya. İkisi de haram. Cebinde 5 tane kredi kartını olan adam kendini cennetlik görüyor. Alkolü kadem, şimdi günahlar da insanı manevi sarhoş yapar. Ama alkol cidden beyni sarhoş yaptığı için insanlar alkol içenlere çok fazla yükleniyor ama bu arada kredi kartı cebinde 5 tane var. Bütün kredi bankalarından hepsinden kredi almış ve kendisini mücahit olarak görüyor yani. İslam savunucusu olarak görüyor. Mesela. Ondan sonra başka başka şeyler yani. Kendimize dikkat edelim. Emri bil maruf'un da şartları var. Bu soran kardeşim için demedim. Allah razı olsun. Buradan bir şey öğrenelim diye yani hani. Emri bil maruf'un metodunu da öğrenmek lazım. Evet. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Dur ya bir örnek verelim hocam ya. Ver. Kız istemeye gidiyorsun. Ayakkabılarını ökçelere basmışsın. Ellerine bir tesbih almışsın. Verin lan karıyı. Bu benim karım falan. Yapabilir misin? Yapmazsın. Metodu var. Niye? İşte efendim damat adayı böyle durur filan. Şöyle daha överler biraz. Tatlı tatlı konuşmalar olur. Tuzlu kahveyi içer. Ondan sonra tuzlu kahveyi içer ses çıkarmaz. Bak. Ondan sonra efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle geldi. İşte kızlarımız şöyle yetişmiş böyle yetişmiş. Allah için çok iyi memnun kaldık. Oğlumuza istiyoruz nasip olursa kısmet olursa diye. Damat adayı veya kız istemeyden ben bu karıyı alıyorum ulan desen adamın onun kafasını gözünü şişirirler. Sen buraya böyle geldin he. Yani emri bil maruf'un da bir metodu var. O yüzden yumuşak huyluluk, tatlı dillilik emri bil maruf'ta çok önemli. Ben de kısa bir anekdot anlatayım. Anlat hocam. Yıllar önce, 7-8 sene var, Antalya'da emri bil maruf'tayız. Hocam ve iki arkadaşımızla beraber. Şimdi biz dükkan dolaşıyoruz yani. O zaman da seçim var. Seçim bürolarına giriyoruz, çıkıyoruz falan. Hiç parti ayrımı gözetmeksizin. Efendim işte alkol satan var, kahvesi var. Pastanesi var, kuru yemişçisi var falan böyle. Kuaförü gördüm, pas geçtim.
Peşinden bir kadın seslendi. Hoca dedi. Döndüm şöyle baktım. Buyurun dedim. Bizi niye pas geçtiniz, gavur muyuz dedi. Yani kadınlar var ya şimdi nasıl gireyim baba yani sarık marık. Kapıdan selam. Dedi biz gavur muyuz, niye bize anlatmıyorsun, bizim eksiğimiz yok mu dedi, bizim ihtiyacımız yok mu dedi. Kaynar sular başımdan aşağı döküldü. Tamam abla dedim, tüllü dedim ayarla. Tülden içeri giriliyor falan. Ben dedim içeri girmeyeyim, şu antre gibi bir yer var. Ben ondan söyleyeceğimi söyleyeyim, çekeyim dedim. Kusura bakmayın, bizim hatamız oldu falan filan. Tamam neyse affettim seni falan. Böyle bir şey, bir kadındı yani. Yaşlı. Ondan sonra orada mesela yaptığımız emri bil maruf işte namazdır. Allah'a güzel kulluktur. Dünya gelip geçici. Bu 3 günlük dünya için Rabbimizin Rabbimiz darıtmaya gerek yok vesaire. Böyle lisan usulü bir şeyler anlatmaya çalıştık. O kadın geldi lafa. Bunları dedi başa açıklığı söylesene dedi. Biz dedi burada günah görüyoruz. Bize oradan girsene falan filan. Bak şimdi. Bizim damarımıza bastıyor. Yok dedim, herkes kendi günahını, kendi sevabını biliyor. Bizim vazifemiz insanlara yaptığı günahı yüzüne vurmak değil. Hatırlatmak sadece. Allah'ımız hatırlatın diyor. Biz hatırlatma evet. Vazifemizi yaptık. Senin sayende. Teşekkür ederiz. Çıktık geldik yani. Bu arada dün hocam programda söyledi. İnşallah bu sene 15 Mayıs gibi herhalde emri bir marif olacak yani. Öyle mi? İnşallah özledik olsun. Ya. Vallahi özledik ya. En son nereye gitmiştik? Kosova'ya mı gitmiştik? Peki. Ben yurt içiydi. Bu elektrik doğalgaz faturaları ne olacak? Böyle bizi çok zor duruma soktular ve çok kızgınız. Hayal kırıklığına uğradık. Bizden gibi görünüp böyle bizi bu hale düşürenlere demiş. Mustafa hocam. Vallahi hocam şimdi yaşanmayan İslam'ın faturasını da ödüyoruz biz bu arada sevgili Müslümanlar. Benim Kur'an-ı Kerim'de bakıldığı zaman, tefsirlere bakıldığı zaman şu an daha iyi günler. Hani daha beter günleri de göreceğiz. Tövbe yok. Farzları yerine getirme yok. Bunun da faturası var. Elektriğin faturası var. Çok acı. Allah yardım etsin. Doğalgazım var. Bir de Allah'ın bizlere keseceği bir fatura var. Mevlamız diyor ki vettegu fitneten la tusi, günahtan, haramdan kaçın diyor. Sakının. La tusi bennellezine zalemu minkum khassa. Sadece günah işleyenlere gelmez diyor bela. Herkese gelir. Fatura hepimize kesilecek. O tokadı, o şamarı hepimiz yiyoruz yani şu anda. Ama sevgili Müslümanlar, biraz derdimiz yani gerçekten şu kalp, annemiz babamız ölüyor, üzülüyoruz. Evladımız, eşimiz ölüyor, üzülüyoruz, kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gözyaşlarımız sel oluyor. Paramız kayboluyor. Arabamız kaza yapsa, arabamıza vurulsa üzülüyoruz. Ya bu İslam ortadan kalktı neredeyse ya. İşlenmeyen haram kalmadı. Cesaretli bir şekilde haramlar işlenmeye, ifşa edilmeye, yayılmaya devam ediyor. Ama ne hikmetse bize bir şey olmuş böyle üzerimize. Çelikten bir örtü örtmüşüz, hiç etkilenmiyoruz. Soğuktan etkileniyoruz. Kazak, hırka bir şeyler alıyoruz. Sıcaktan etkileniyoruz. Klima altına, pervanelerin karşısına geçiyoruz. İslam'la alakalı hiçbir hareket yok ama. Her şeyde çok hareketliyiz. İslami konularda zayıfız. O yüzden gelin biraz İslami konularda dertlenelim. Neden bu gençlik elimizden gitti? Neden din yaşanmıyor? Allah'ım ne olur bize tesir ver diyelim ya. Hoş, bizim bir şey değiştirme hakkımız, şansımız yok. Böyle bir yetki bize vermedi Allah-u Teala. Ama emri bil maruf yetkisi verdi. Anlatma, teşvik etme. Bu işte dertlenme, gönlümüz yanması gerekiyor. Bunu da baştan söylemiş olalım inşallah. İnşallah. Hocam buğday fitri yerine geçer mi diye bir sorumuz var. Şimdi zekat öşür verilirken öşür verilenler arasında buğday var, arpa var. Ama en güzeli bunun parasını vermek. Tamam. Huri meleklere kız diyorlar ama meleklerde cinsiyet yok. Buna ne diyeceksiniz hocam demiş. Bizi aydınlatın. Melekler ayrı, huriler ayrı. Melekler nurdan yaratılmış bir şey. Huri Allah-u Teala'nın cennette erkeklere bahşetmiş olduğu bayanlar yani. Huri melekleri yani Allah Allah. Demek ki orada öyle kullanıyorlar galiba. Evet. Hocam millet hakikaten sol şeridi kapatmış gidiyor yani. Bunlar bizim izleyicilerimiz yani. Allah onlardan razı olsun. Yıllardır bizi izleyen insanlar var. Elhamdülillah. Ya bizi bulamayan insanlar ne oldu? Ya, hiç dinden haberi yok. Ortamı da ona göre müsait değil. Evden bir çıkıyor din yok. Eve bir geliyor din yok. Ne kadar dayanacaksın buna? Zaten altyapın yok. Temeli de onun üstüne kurduğun zaman. Bugün bir yere gittik hocam Altınşehir'de. Kapıyı çaldık.
Ufak bir çocuk açtı. 6 yaşında veya 7 yaşında. Soruyoruz. Annen nerede? İşte. Baba nerede? İşte. Çocuklar evde 4 tane mi 5 tane çocuk vardı. Buz gibi evde öyle bekliyorlar. Yani geçim telaşı, geçim derdi o kadar bizim insanlarımıza nakşedilmiş ki 5-6 yaşında çocuklar var ya. 4-5 tane. Tek başına öyle akşama kadar annesi babası gelene kadar orada bekliyor. Ya. Rabbim yardımcılar olsun, hakikaten çok zor. Yani o elektrikten, faturalardan dem vuran kardeşlerimiz biraz da hakikaten haksız değiller. Gerçekten bu elektrik faturası, şunlar bunlar bayağı bir can yakacak gibi gözüküyor. Her şey pahalı ya. Her şey yani her şey pahalı da hocam. Şimdi belli şeyler aslında biraz devlet eliyle insanlara biraz daha rahatlık sunulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bugün hatta birkaç hocayla da öyle konuştuk. Yani bu devletin elinde olması lazım. Devlet kendi halkına biraz daha refah ve huzur sağlaması gerekirken hakikaten şöyle bakıyorsun, 700 lira elektrik faturası gelen var, 1000 lira elektrik faturası gelen var. Doğalgazı söylemiyorum, suyu söylemiyorum hocam. Bizim her tarafta barajlarımız var, ondan sonra sularımız var, elektrik üreten santrallerimiz var. Ama en pahalı elektriği biz kullanıyoruz. Enteresan bir ortamdayız yani. Neden böyle bunu da anlamış değiliz yani. Ya bir de son zaman benim iş yerine %125 zam geldi yani. Ya belli bir kota, belli bir kota koyulmuş hocam. Evet. Ne olduysa tabii araştırmadık da artık. İnşallah buna bir çare bulurlar. Belli bir kota var hocam. Belli bir kota geçtikten sonra ikiye katlıyor fatura. Yani atıyorum 100 megabayt kullandıysanız 100'den sonrası artık katlamalı geliyor. 150 o. 210'a çıkardılar şimdi. Aynen. Bir dahaki ay biraz düşecek ama ya bazı yerlerde belki devletin de müdahale edemediği konular olabiliyor. Ya elektriği, onu diyorum yani. Gazı, mazotu biz dışarıdan alıyoruz. Dışarı bağımlı olduğun zaman hadi mazotu olabilir. Dediğiniz gibi dışarıdan alıyoruz ama elektrik bir sürü her tarafta baraj yaptık hocam. Her tarafta barajlarımız yetmiyor, var. Hocam, yetmiyor. Nereye yetiyor? Yani 80 milyon nüfusun. O kadar var. Elektrikler var. Yok hocam, biz hala yurt dışından elektrik alan bir ülkeyiz yani. Bizim nükleer santraller yapmamız lazım. O da yıllar sürecek ki o da yetmeyecek yani. O da yetmeyecek nüfus o zaman. Artıyor. Bizim işte doğalgaz bulundu. İnşallah doğrudur. Birkaç sene doğalgaz verilir de bu millet bir rahatlar yani. İnşallah. 300 lira doğalgaz gelen adam 600-700 lira ödemeye başlamış yani. 1000 lira ödeyen ya, var arkadaşlar. Burada bir de hocam şu var. Artık millet kaçak kullanmaya geçecek. Yani ister istemez adam bu sefer ne yapacak ödeyemeyince? Kaçak kullanıma geçecek. Var zaten. Geçecek bu sefer iş patlayacak. Bölge yani. Ayırdım yapmayalım ama var yani. Var yani. Ya bugün gittik diyor ki bura diyor komple diyor kaçak elektrik kullanıyor diyor. Ya. Gittiğimiz yerde. Orada da kul hakkı var. Şey diyorum ya bak kul hakkına girdi harama kaçak girdi. Kaçak kullananların parasını ödüyor. Parasını ödüyor. Hakkın geçiyor kaçak kullanıyorsan. Rabbim muhafaza etsin. Hocam abi. Bir kardeşimiz diyor ki elimi yüzümü yıkarken, abdest alırken kullandığım suyu biriktiriyorum diyor. Sonra tuvaleti yıkıyorum. Okuduğumuz için diyor bu suya sıkıntı olur mu diyor hocam. Tuvalete döktüğümüz suya. Ya bir sıkıntı olmaz ama edeben onu orada kullanmamak daha iyi olur. Peki. Selamünaleyküm hocam. Allah razı olsun. Bil mukabele aleykümselam. Sizden bizi aydınlattığınız için teşekkür etmiş. Dua bekliyoruz inşallah. İşim ağır hastalık geçiriyor demiş. Rabbim şifa versin inşallah. Rabbim bu geceye hürmetine inşallah korusun, kollasın, muhafaza etsin. Kahramanmaraş Afşin'den yazıyor bir kardeşimiz. Çocuğum annesini, babasını hiç umursamıyor. Ne derse desin dinlemiyor. Günahı nedir? Bak şimdi. Çocuğun günahı çocuk buluğ yaşına kadar herhangi bir günahı olmaz. Ya sevgili müminler, İslami söylüyoruz. İslam'da eğitim akıl bari olana kadardır. Yani kız çocuklarında da, erkek çocuklarında da anne baba için Peygamber Efendimiz bir eğitim metodu çizmiş. Biz onu bugün görmüyoruz ama eğitim metodu şudur. Çocuğunuz konuşmaya başladığı zaman ilk söylemesi gereken şey Allah. Osmanlı bunu sisteme koymuş. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken eğitim başlar. Ne eğitimi? Bedi Besmele ismi. Besmele ile başlamak. Önce Besmele öğreteceksin. Sonra Elif Bağ Cüzü, Kur'an-ı Kerim. 7 yaşında namaza alıştırın diyor. Namazı öğretin. 10 yaşına kadar 3 sene namaza alıştıracağız çocuklarımızı. Namaz, namaz sureleri, namazın farzları, namazın vacipleri. Şimdi 20 yaşına geliyor hala anne babalar var. Daha çocuğum genç ya. Ben de kılar diye namaz surelerini falan öğrenmemiş zaten. Kur'an falan da öğrenmemiş. Namaza başlamasının daha çok erken olduğunu, ileride başlayabileceğini söyleyen anne babalar var. Böyle anne babalar yüzünden bu Türkiye'ye, bu Müslüman alim iflah mı olur yani? Ama eğitim sistemi şudur. İlk çocuk konuşmaya başladığı zaman Allah sözünü söyleyecek. 4 yaş 4 ay 4 günlükken
Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayacak. 7 yaşında namaz eğitimine başlayacak 10 yaşına kadar. Akıl bali olduktan sonra artık anne baba eğer çocuğunu bu şartlarda yetiştirdiyse vebal altında değildir. Çünkü çocuğuna çocukken vermesi gereken eğitimi vermiştir. Ama çocuk büyüdüğü için nefis var, şeytan var. Allah hidayet etsin, bulaştırmasın kimseyi kötü ahlak ama çocuk kendisini yavaş yavaş İslami yoldan çıkartmış, günahlara, haramlara düşmüş. O onu bağlar o zaman. Ama anne baba çocuk doğuyor 10 sene bir gulhü öğretmemişsin, elham öğretmemişsin. Kusura bakma asıl suç vebal sendedir yani. Bir de bu çocuk hocam bunu nasıl gördü, nereden gördü, nereden öğrendi? Bu da önemli yani. Yani çevreden, orada bir çevreden, etrafından. Yoksa çocuk anne dinler yani. O noktada, tam o noktada bizim kabahatimiz var diye oralara hiç girmiyoruz. Hep topu taşa atıyoruz. Dışarı atıyoruz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Hiç doğuştan internet bağımlı çocuk doğdu mu bugüne kadar? Yok hocam, interneti nereden bilsin? Anneye isyan eden bir çocuk doğdu mu doğuştan? Mümkün değil. Zaman ne oluyor işte? İşte görerek işte o çocuk o hale nasıl geldi? Bir yaşında çocuk. Bir yaşında bir aylık. Yakın tanıyorum. Telefonu şöyle yap, bak şu iki parmağı bunu böyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Bir yaşında. Hocam sizin torununuz herhalde. Belli oldu mu? Bunu böyle atıyor, reklam var şimdi. Reklamlar gelince şey yapamıyor. Şöyle tık. Bir gördüm, ilk defa gördüğüm zaman alıştırmışım derdi. Şok oldum. Aynen. Bir yaşında. Bu çocuk şimdi konuşamıyor. Allah'tan sınırlı. Ben uyardım. Uyarmam gerekenleri. Şimdi bu çocuk konuşamıyor değil mi? Derdini anlatamıyor. Oradan ona öyle bir zehir yüklüyorsun ki sen. Kitleniyor hocam. O çocuk 6 yaşına gelince demin gelen soru gibi psikolojik takıntılı oluyor. Yükle, yükle, yükle. Çatlama noktasına getiriyorsun. Aynen hocam. Sonra çocuğum gece uyumuyor. Gece sıçrıyor. İşte ne bileyim fiziki sıkıntılara kadar varıyor yani. Dolayısıyla o noktada bizim suçumuz çok. Hiçbir çocuk doğuştan şikayet ettiğimiz üzere doğmaz yani. Mümkün annesi mi? Babası veya çevresi onu bozar yani. Peki hocam diyor ki bir kardeşimiz. Emeklilik yaşı geldiği yerde emekli olmayanların diyor yerine evde işsiz kalan gençler var diyor. Sıkılırız diye emekli olmuyorlar diyor. Burada hükümetle emekli olmayanlar diyor kul hakkına girer mi? Beypazarı'ndan dostumuz İsmail diye de notunu düşmüş. Evet. Bu veballik bir durum değil yalnız. Değil. Şimdi, hak var burada çünkü. Yok. Hak derken yani emekli adam emekli olmuyorsa, çalışmaya devam ediyorsa bu vebale girmiş olmaz. Adamın hakkı var işte. Emekli yani devletin emekli olacaksın deyip de emekli olmuyor diye bir olay yok. Adamın kanunu hakkı var. Ben emekli olmuyorum. Devam ediyorum. Ha, aynen. Kanunu hakkına yani, devam ediyor. Giriyor demedim yani. Ya. Yanlış anlaşılma olmuş. Ama bu iş imkanı sağlanması vesaire bunlar tabii devletin, hükümetin düzenlemesi gereken şeyler. Sanayicilerin ayarlaması gereken meselelerdir yani. Şimdi bak soruya bak. Hocam bir tanıdığımızın oğlu kız arkadaşını evine getirmiş. Ailesine de yatılı misafir ediyor. Ben de anlattığım her şeyi normalleştiriyoruz diyor. Dayanamıyorum demiş. Vallahi pes. Gerçekten ya, pes. Ya. Ama ya bu kardeşlerimiz Allah razı olsun. Rabbim şuur versin ya. Hocalara da tesir versin ki söyledikleri bir şey olsun. Bu anne babalar yani bu iş kavgayla olmaz zaten. Yani bir kavga edin asla demeyiz. Çünkü bilinçsiz yetişen, İslami şuuru görmeyen bir nesil var. Şimdi ne yapayım? Kavga edelim. Gel bakayım sen bunu nasıl yapın? Böyle değil ama ya şuurlandırmak lazım ya. Bu Allah'ın, peygamberin, dinin ve insanlığa hiç yakışan bir şey değil ya. Yani bir kere en güzel şey evlilik. Nikahla beraber her şey güzeldir. Nikahsız olarak şimdi tanışma dönemi, şimdi bilmem ne dönemi seneler geçiyor. Ondan sonra ayrılma oluyor zaten. Yine mutsuzluk oluyor. Çünkü Allah-u Teala mutluluğu evliliğe koymuş. Huzur evliliğe koymuş. Böyle canım cicim ayları geçiyor. Bakın göreceksiniz. Ondan sonra insanlar birbirini yiyor yani. Şahit olduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz, anlatılan ne olaylar var. Nikah, helal yolu tercih etsinler. Kardeşlerimize bunu tercih edin. Madem seviyor, anne babasına getirmiş, nikahını kıysın o zaman. Evlensinler ya, böyle bekledikleri her an. Şöyle bir olay var yani, tabii Allah muhafaza, zina arşı var ya arşı, şu yer küreği titretir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bizim insanlara bunu hafif gösterme, bunu hafife alma durumumuz yok. Bir zina arş-ı alayı titretir ki yüz binlerce, milyonlarca zina oluyor.
O yüzden sevgili Müslümanlar, Allah'ım hidayet versin, Allah'ım kurtarsın inşallah. Amin inşallah. Hocam diyor, benim annem senelik Hatim Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet, birisi annesine demiş ki hocam, senelik Kur'an-ı Kerim akşam yazından sonra okunmaz, kabul olmaz demiş. Al işte bu da hiç kitap okunmadan hoca olmanın faydaları işte. İşkembeyi burada. Ya Kur'an okunmaz olur mu yani, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumuş, sahabe okumuş. Gece okumuş, yatarken sahabe okumuş. Gündüz her çalışıyordu zaten ya. Sahabe gündüz çalışıyordu yani. Bahçede çalışıyordu, hurma bahçesinde. Çalışıyor. Akşam okuyorlardı zaten. Peki Allah. Ezan okunurken köpekler neden havlar demiş hocam? Hiçbir bilgim yok. Böyle hikmet arama şeyim yok. Allah-u Teala Hazretleri'nin yarattığı hiçbir şey boşuna değildir. Fakat hikmeti hakkında bir bilgim yok. Gerçekten yok yani. Bir izleyicimiz ses atmış, açamıyoruz. Selamünaleyküm hocam demiş peşinden. Hocam kur korumalı mevduat hesabı açmak caiz mi demiş. Mevduat hesabı dediğimiz şey, mevduat faizin Arapça kökenli ismi, vadeleştirilmiş para. Parayı veriyorsun, karşılığında para alıyorsun. Ama bak kâr payıyla karıştırmayın. Kâr payında murabaha akdi var. Bir taraf parayı verir, bir taraf aklını çalıştırır veya çevresini kullanır, mal alır satar. Burada para kazanırsın. Bu ayrı bir şey. Kur korumalı şey. Adam şartları zaten İslam'a hiç uygun değil. Yani paranı getireceksin, vade farkıyla yani faize yatıracaksın. Onu sana aylık para verecekler. Ya öyle bir şey yok İslam'da yani. Paraya karşı para yoktur. Ticarete karşı para vardır. O yüzden mümkün mertebe kaçın. Böyle bir şey Allah muhafaza. Faize bulaşmayan az bir Müslüman kaldı. Onu da bulaştırıyorlar. Tebrik ederiz. Aferin. Aferin. Çok reklamı var hocam şu an bunun ya. Radyoları şurada burada. O biçim reklam yapıyorlar yani. Aferin. Paranızı maşallah, getirin diyorlar maşallah. İşte kur korumalı mevzu. Allah da ne kadar belamızı verecekti. Hani ne kadar bela olarak göreceğiz bilmiyorum. Peki. Değerli hocalarım hayırlı akşamlar. Ben Malatya'dan Zeynep teyzeniz. Murat hocanın manevi annesiyim. Kaza orucum yoktur ama kandilde oruç tuttum. Rahatsızlandım. Hastaneye falan gittim. Yaşım 72. Orucu devam edebilir miyim? Etmezsen bana bir sorun olur mu? Rabbim rahmetli hepinizin üzerine olsun. Şimdi bu demiş. Oruca niyetlendiğiniz için nafile bir oruçtu. Ne oldu? Orucu tutamadığınız için, bozduğunuz için gününe gün kaza etmeniz gerekiyor. Vacip bir oruca dönüştü. Ama yine sağlığınız yerinde değilse, oruç tutmanız kesinlikle yasaksa, kronik hastalıklarınız varsa bugünün fitresini vereceksiniz. O da bugün itibariyle 30 TL yani. Peki. Hocam diyor, kadınlar özel günlerinde Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyabilir mi? Mealini okuyabilir ama Arapça yazılı Kur'an'ı değil. Sadece Türkçesi yazılması lazım. Meal okurken tabi bu ara ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar. İç taraf Kur'an-ı Kerim, yan taraf evet, Kur'an-ı Kerim'in şey, meali oluyor. O, o yüzden kitap olarak değil, dijital ekran, bilgisayar, cep telefonu veya televizyonda vardır. Yani kağıt olmamasına dikkat edin yani. Kelkit'ten Vahdetçilik kardeşimiz dua ediyorum, dua bekliyorum demiş. Kızı Elif Rana Kur'an kursunu okuyormuş. Onun için ayrı dua istiyormuş. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin. Hafızlık yapıyorsa inşallah mükemmel bir şekilde hafız olmasını Rabbim ikram etsin inşallah. Amin inşallah. Kelkit'e de buradan selamlar olsun. Selamünaleyküm hocam. Ben 9 yaşından beri namazımı kılıyorum ancak son 2 aydır sonda var. Son 2 aydır sondası varmış. Namaz kılacağım zaman ezan okununca abdest alıp namaz kılıyorum. Doğru mudur? Ayrıca bu abdestle iki vakit namaz kılabilir miyim? Allah razı olsun demiş. Şimdi sonda takılması sizi özürlü kılmaz. Ama akıntı geliyorsa, abdesti bozacak bir olayla devamlı her vakit karşılaşıyorsanız o zaman özürlü olarak kabul edersiniz. Özürlü insanların namazı da ezan okunmaya başlayınca abdest alır. O abdestle diğer vakte kadar istediği zaman kadar namaz kılar, Kur'an okur. Ama yeni ezan okununca artık abdesti iptal olmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Hocam bir insan zina yapsa, sonra pişman olsa, tövbe etse, ağlasa Allah affeder mi demiş. Aynen. Allah'ın rahmeti sonsuz ve geniştir ya Rabbim inşallah. Şirk koşmadığınız müddetçe diyor. Her şeyi affedeceğim diyor Mevla Teala. O yüzden hiç sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok derken şöyle bir şey yani. Gönlünden hakikaten affedildiğine inanmak şartıyla tövben kabuldür Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah bir daha o hataya düşürmesin sizi diyelim. Eyvallah. Hiçbir günah
Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Kesinlikle diye. Aynen öyle. Yusuf hocam, senin Kur'an dersini seyrederek öğrendim. 2018'de hacca da gittim. Senden Allah razı olsun. Hacı Kerem demiş. Ne güzel. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olsun. Hocam, annem çocuklara bakıyor. Annem hiç memnun değil. Devamlı beddua ediyor. Ne yapalım demiş. Kimin çocuğu? Niye bakıyor? Kendi çocuğuna mı bakıyor? Annelerin bedduaları pek tutmaz ya. Kendi çocuklarına da çok beddua ediyorlar. Peki. Yani annelerin bazen böyle ayarları kaçıyor. O ara. Sonra annenin yine çok merhametli onlar. Annenin bedduası kabul olmaz derler hocam. Evet. O biraz... Dil alışkanlığından o. Severken kızıyor, kızarken seviyor. Öyle. Tamam. Promosyon maaşı vermeyi helal mi diye sormuşlar hocam. Promosyon parasını yıllık banka benden maaş alıyor diye yıllık yatırdığı bir olay bu. Bunu kendinizin kullanmaması gerekiyor. O parayı alıp garip kurabaya veya kamu kuruluşlarına, STK'lara, derneklere, vakıflara bağışlayabilirsiniz. Evet. Selamünaleyküm hocam. Bir çarşaflı kardeşimizin feveranı var burada. Biz kalabalık bir aileyiz. Çevremiz de çok. Çarşaflıyım. Misafirler geldiğinde sürekli çarşaf giyemiyorum. Ne giysem uygun olur? Bol bir elbise giyip eşarp salıyorum. Günah mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar demiş. İslam'da tesettüre en iyi dikkat edilen şey çarşafı şeriftir. Allah Celle Celaluhu daim etsin üzerinize inşallah. Amin inşallah. Misafir geldiği zaman derken İslam'da tesettürü muhafaza etmek diye bir şey yok. Kadının kendisini muhafaza etmek vardır. O yüzden sizin orada namahrem olan birilerine hizmet etmeniz diye bir şey yok. Zaten caiz değil. Zaten yani, caiz değil. Ben orada çarşafı çıkarayım ama gene devam edeyim. Sevgili Peygamberimiz, dinimiz bunu kadınların erkek mahremi olmayan erkeklerden uzak durması için. Çarşafı da o yüzden giyiyorsunuz zaten. Yani eve yabancı birisi geldiği zaman orada hizmeti eşiniz yapması lazım. Veya mahremi olan, mesela kayınçonuz geldi, kayınvalideniz yardım edebilir. Ama dediğim gibi sizin her zaman yasak olan birileri var sizin için yani. Peki, kadının özel gününde dini nikah kıyılır mı, kıyıldıysa kabul olur mu? Ona bir bakalım. Vallahi ilk defa duydum böyle soruyu ya. Nikahta şart olan abdest veya özür diliyorum özel gün olup olmaması değil, Müslüman olması yeterli, iki tane şahit olması yeterlidir. Nikahta asıl olan budur yani. Mehdi ne zaman gelecek? Mehdi sensin ya. hocam yani öyle söyledim. Niye ya dedim. Mehdi gelip ne yapacak kardeşim? İslam'a yardım edecek. Senin kaç tane elin parmağın var? Kaç tane ayağın var? İki. Mehdi'nin kaç tane olacak? İki. Biz niye Mehdi'yi bekliyoruz? Şu an Mehdi. Yani hidayete ulaştırıcı sen olsana muhterem kardeşim. Birini namaza alıştır, birini farzdan alıştır, birini Kur'an'a alıştır, birini haramdan vazgeçir. Yani herkes Mehdi'nin gelmesine gerek yok. Müslüman zaten hidayet üzeredir. Mehdi de hidayet verici demektir. Hidayet dediğimiz şey Mehdi hidayet verici. Aynı kök yani. Sen Müslümansan iman nuru, İslam nuru sende var. Yani sen de hidayete ulaştırıcısın. İslam'da o yüzden emri bil maruf nehyanil münker var. Mehdi geldiği zaman değişik bir şey yapmayacak. Elinde bir tane böyle özel sopası var. Dokunduğu kişi Müslüman olacak. Dokunduğu yavru olmayacak. Diyecek ki Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunu sen de diyebilirsin yani. Peki hocam katılım. Bu arada Mehdi'nin gelmesi şu, biz tembelliğe devam yani. Hani Mehdi gelsin ne yapacaksa o yapsın. Çalışmayayım o yapsın. Ben çayımı içeyim, ondan sonra güzel kahvaltılar, yemekler devam. Yemek yerken peygamberleri, sahabeleri, alimleri, Allah dostlarını sayamadım yani. Herkesi geçiyoruz ya. Yemek yerken vallahi diyorum hiçbir peygamber bizim gibi bir kahvaltı yapmamıştır. Ama iş İslam'a hizmete gelince Mehdi biri Mehdi gelsin. Bekler, öbürü bir melek gelsin. Hocalar çalışsın. Böyle bir durum olmaz. Peki hocam, katılım bankalarında kar payı katılım hesabı açmak caiz mi? Caiz. Ama o da şeydi yani, hani çok şüpheler var ama İslam zahiri hükmedir. Biz de o yüzden caiz diyoruz. Havas ilmi soruluyor Mustafa hocam. Hiç uğraşmayın. Bir sürü ilim var. Hadis okuyun, tefsir okuyun. O tür şeylere yani girmeyin yani. Peki. Özel bir sorusu varmış. Bu telefonu kullanabilir miyiz diyor. Olabilir. Selamünaleyküm hocam demiş. O kadar. Aleykümselam. Saat kaç? Vaktimiz de dolmuş. Hocam annem ölmüş, rüyamda yemek veriyorum. Sebebi nedir? Ya Allah kabul etsin. Rüyalarla alakalı çok bir şeyimiz yok. Hocam selamünaleyküm. Gerçeğini yapabilirsiniz yani. Yemek yedirin annenize. Yemek, onun adına bir yemek verebilir yani hocam.
Bir miktar birikmiş para ve altınım var. Toplam hepsi... Devletin bankalarından finans kurumuna geçen var ya, faizsiz geçenlerden bir tanesine demiş, yatırabilir miyim demiş. Yatırabilir. Hocam evde muhabbet kuşu beslemek caiz mi demiş. Caiz. Son sorusu hocam, 14 Şubat'la alakalı bir yorumunuz olacak mı demiş. Bu da son sorumuz olmuş olsun. Vallahi 14 Şubat'ı bekleme. İstanbul için söylüyorum. 14 Şubat sevgililer günü. İstanbul'da bir sabah namazına işte 7.40 gibi falan duruyoruz yani. Yarın saat 7.40 geçe sevgililer günü yani. Buluşabilirsin Allah-u Teala. İstanbul'da yaşıyorsan. Yarın 14 Şubat mı hocam? Yok hani. 14 Şubat sevgililer günü ya. Ben öyle algıladım. Yani 14 Şubat'ı bekliyorsun. Bir an ben de baktım dedim. Allah Allah, yarın 14 Şubat mı diye. Sabah namazı, namaz vakitleri. Bu niye baktı biliyor musun? Geçirdiğim başka baktı. Bir an korkuttun beni hocam. Yok, kıymetli Müslümanlar. İslam'da sevgililik yok ki bir kere. İslam'da sevgililik İslam ölçüsünde vardır. Eşine vardır. Annene, babana, çocuğuna, namazına, kitabına, peygamberine, mukaddesatına vardır yani. Birbirinin namahrem olan iki kişinin sevgili olması İslam'da yoktur. Ne 14 Şubat'ı? Batılın uydurduğu alışveriş çılgınlığından başka bir şey değildir. Kapitalizmin bize dayattığı bir olaydır yani. Harama teşviktir. Sakın oraya, o tezgaha düşmeyin arkadaşlar. Özellikle o günde hiçbir şey almayın. Eşine alacaksındır bir hediye. Git başka bir gün al. Efendimiz diyor ki, kim bir topluluğun karartısını çoğaltırsa o, evet, onlardandır diyor. Sakın o cümleye girmeyelim inşallah. Ya, Müslüman çocuklarına 14 Şubat'ta çok büyük hakaretlerin yapıldığı, bir papazlık tarafından yapıldığı günmüş hocam. Ben bir yerde okumuştum. Çok rivayet var. Bir tane adam gibi bir şey bulamadık yani. Hani bir kuvvetli bir şey yok yani. Hani böyle masum bir olay yok yani. Arkadaşlar, 365 günün 300 gününde bir gün var böyle. Cebinizdeki parayı almak istiyorlar ya. Onun adına da masum isimler takıyorlar. Sevgililer günü. Ne mal ya, zina günü ya, Allah muhafaza. Düşünsene, iki tane birbirini tanımayan insan konuşuyor, yazışıyor, el ele geziyor, bilmem işte daha uzun boyutlara götürüyor. Senin kızın yapıyor bunu, senin çocuğun yapıyor bunu. Senin çocuğun başka birisinin kızına yapsa, senin kızına yapsalar, Allah muhafaza, aman ne oluyor beyler, yapmayın hanımlar, Allah rızası için. Çocuklarınızı kontrol edin işte. Özgürlük adı altında çocuklarınızı kaybedip gittik. Allah muhafaza etsin. Lütfen ve keremen. Mustafa hocam teşekkür ederim. İbrahim hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah kıymetli razı olsun. Müslümanlar, bizden de bu akşam bu kadar. Ben kuvvetli muhtemel haftaya salı belki olamayabilirim. Biz Suriye asrine 3 tır malzeme götürüyoruz. Üzerimize bize verilen zekatlar var. Onları inşallah vermeye çalışacağız. Bir 2-3 günlük yurt dışı çalışmamız var inşallah. Şeyhülislam Derneği olarak. Sizin de böyle bir çalışmanız varsa bize ulaşabilirsiniz. Eğer gelemezsem şimdiden hakkınızı helal edin. Arkadaşlarınız burada olacaklar. Rabbim Recep ayını şimdiden hakkınızda hayırlı mübarek eylesin. Gecenin mübarek olsun. Selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.